Merhaba arkadaşlar. Bugün size 8.23 yamasının dakika bazı kısa bilgiler vererek size oyun daha fazla nasıl iyi oynayabilirsiniz onu anlatacağım. Şu an benim neydi? Bu sezon ligimi master olarak bitirdim. Şöyle gösterebilirim size. Oyun hakkında bir iki kısa bilgimi size aktarmak istediğimden bunları çekiyorum. Şimdi ise yama notları anlatmaya başlayayım. Arkadaşlar en son gelen yama 823 yaması. 823 yamasıyla bazı ürünlerimiz değişti. Mesela kara hasat ürünümüz eskisinden daha güçlü bir şekilde çıktı. İnsan bunu kara hasatta şöyle diyebilirim ki size suikastların çok fazla tercih ettiği bir şey ürün haline geldi. Çünkü insanlara tek atabiliyorsunuz artık öyle söyleyeyim sizin dilinizle. Bazı şampiyonlarda zayıflama, bazı şampiyonlarda güçlenme oldu. Mesela Aatrox şampiyonumuzda ultisi artık gördüğünüz üzere süre 12 saniyeden 10 saniye indi. Yani artık o Aatrox'u kesmekte zorluk çekmeyeceksiniz. Direkt erken sürede kesebileceksiniz. Ezreal ise güçlenme oldu. W'su çok fazla güçlendi ve artık W ve Q kombosuyla çok dehşet verici hasarlar yaratabileceksiniz. Zaten R'si biraz zayıflatıldı da Ezreal'ın. R'si artık minyonlar ve canavarlara %50 hasar veriyor. Ve ama neydi, adamlara da normal bir şekilde hasar veriyor. Fazla bir ulti sadece minyonları düşürdü. Lissandra'nın da arkadaşlar pasifi değişti. Pasifi nasıl değişti? Eskiden Lissandra'nın pasifini herkes bilir zaten. Neydi, 18 saniyede veya 20 saniyede bir neydi, ilk skill'i attığında mana gerekmiyordu. Manası skill atıyordu. Şu anki pasifi şöyle göstereyim size. Buzdağın itaati. Artık bir kişiyi kestiğinizde ya da kesmeniz bir önde, yani vurup vurmanız önemli değil. Sizin yakınınızda öldüğünde onun silüeti çıkarak patlama halinde hasar veriyor. Bakalım başka neler olmuş Lissandra'ya. Q'sünün manası düşürülmüş. W'sünün hasar düşürülmüş. W'sünün hasar bayağı düşürülmüş. E'si de artık normal şekilde. O diğerlerinde bir hasar yok. R'sinin de hasar düşürülmüştü ama pasifi sayesinde şu an neydi, mid ve main olarak kullanabileceğiniz hero'lardan bir tanesidir. Talia nerf getirmeleri lazımdı diye düşünüyorum zaten. Talia nerf getirmeleri lazımdı. Artık neydi, Q'su ilk hasarından sonra, yani 5 şekilde attığı için ilk hasarından sonra hasar yavaş yavaş düşürülüyor. Şurada gösterdiği üzere. Neredeydi orada? Çok bir isabet hasarı. Bütün hedeflerin ilk taş parçasından sonra atılan taşların aldığı hasar %50 azalır. Artık Q size EQ ile tek atmayacaklar size. Eşyalar, Doran'ın kalkanı. Eşyalarda en önemli olan, size şöyle göstereyim. Doran'ın kalkanı falan geçin. Guinson Lidet'i gerçekten eski halinden bayağı düşürüldü. Sadece ek olarak neydi, şey geldi. Büyü nüfuzu ve zırt delme geldi. Ama hasarı sabit 15. Eskiden stackleniyordu ya saldırı ve hasar şeklinde. Şu an sadece 15 büyü hasarı vuruyor ve sadece saldırı hızınız artıyor. Başka bir şeyiniz artmıyor. Başka ne gösterebilir size? Bunlar önemli değil. Kontrol tetemi. Artık sahibinin seviyesi, etki süresi, çanta sınırı. Artık 3 tane red totem alıp supportlar 3 tane red totem alamıyor artık. 2 tane alabiliyor. Totem uğru oyundaki ortalama 1.18 seviyedeyken 90-120 saniyeye düşürüldü. 180 saniyeden. Artık yani o şey, totemlere düşürüldü. Şimdi size en önemli bir şey söyleyeyim. Kule barikatları. Arkadaşlar 8.23 peşiyle neydi, İlk kulelerimize barikatlar geldi. Bu barikatlarla neydi, kulenin ilk kulelerin hasarı canı 5K'ya çıktı. 5K'ya çıktığında ilk her 1K'da, her neydi, 1000 can barında size 160 gold verecek. Ve yanınızda başka biri daha bulunduğunda A80-80 ayrılıyor. Artık ilk kuleyi almak yani öncekinden daha da önemli ve ilk kule hasarı da çok yükseltildi. Aşırı fazla yükseldi. Şöyle göstereyim. Bir dış kuleye 1000 hasar vermek aynı zamanda bir barikatın kırılmasına yol açar ve 160 altın verir. Bu kule barikatları da dakika 14'te düşürüyor arkadaşlar. Başka önemli bir şey var mı? İlk kulenin verdiği ilave altın arkadaşlar 300'den 150'ye düşürüldü. Ama şey olduğundan her hiçbir şey fark etmedi gibi düşünüyorum ben. Çünkü hani her 1000 gold, her 1000 can başına 160 gold verdiği için hatta daha da yükseldi. Şey olmadı yani, düşmedi, merak etmeyin. Şu an fark ettiğiniz üzere 5000 can dakika başına 9. Arkadaşlar gördüğünüz üzere kule çok dehşet verici bir hasar oluşturuyor artık. Artık yani size gidip insanlara kule altı atamayacaksınız. İlk neydi, early levellerinde kule altı atmayı denemeyin. Çok kötü sonuçlar alabilirsiniz. Genel minyon değişikliklerinden bahsedeyim. Kulelere verilen hasar %60'dan %50 düşürüldü. Şampiyonlara %60'dan %50. Artık yani minyon arasında kalmanız, şöyle diyeyim,
2vs'ler mesela botta oynuyorsanız 2vs 2 trade'de minyonlar sizi kesiyor ya, 150 veya 200 hasar vuruyor da, dengesiz bir hasar vuruyor da, onlar az bir şekilde düşürüldü yani. Artık rahat rahat minyon arası şey girebilirsiniz, trade girebilirsiniz, hiçbir sıkıntı olmaz. Başka önemli bir şey var mı? Arkadaşlar, element ejderinin dilinme süresi 5 dakika. Aynen arkadaşlar, eskiden ejderlerin süresi 6 dakikaydı mesela, şu an 5 dakikaya düşürülmüş. Kadim ejderha 8 dakikadan 6 dakikaya düşürülmüş. Maronlaşor da 7'den 6'ya düşürülmüş ama doğma süreleri hep aynı. Maronlaşor mesela 20'de, Kadim'de dakika 35'ten sonra doğacak. Hiçbir fark yok, sadece mesela dakika 35'ten sonra bir kez kestikten sonra Kadim'de artık 8 dakika değil de 6 dakika bekleyeceksiniz. Ya o neydi, late game'leri artık kısa sürede bitirmeye çalışıyor LoL. Uzatmıyor yani. Arkadaşlar Alev Ejder'in güçlenmesi, şöyle göstereyim. Alev Ejder'in güçlenmesi early'de çok fazla işimize yarıyor. %10 hasar demek, %10 hasar demek early'de sizin trade'lerde veya lane kontrolünde çok fazla işinize yarar. Çok fazla hasar vermek çok direkt lane'i kazandırır size. Dağ Ejder'e ne olmuş? Dağ Ejder'i de bufflanmış. %10, %20, %30'dan 16, 23, 30'a çıkmış. Okyanus Ejder'inde ne var? Okyanus Ejder'inde bakalım. Okyanus Ejder'in 3. ejder aynı da, yine neydi, 1 ve 2. ejderlerde ilkinde %2, ikisinde %1 artış var. Mesela Bulut Ejder'ine geleyim. Bulut Ejder, arkadaşlar bir de şey dedi, fark ettiğim üzere, yani şöyle diyeyim. Siz insanlar Bulut Ejder'ini vesaire önemsemiyor ama Bulut Ejder'in şöyle bir avantajları da vardı, şundan bahsetmek istedim. Mesela siz şeyde, mesela diyelim siz botta oynuyorsunuz, AD carry'siniz. Botta oynarken lane'i ne kadar çabuk getirip base'den döndükten sonra lane'e ne kadar çabuk gitmen o kadar önemlidir. Mesela şöyle diyelim, ilk 6 milyonu ittirdin, işte senin 6 milyonu kule aldı. Ondan sonra base'e gittin ve base'e gittikten sonra karşı minyonlar direkt senin orta lane'in ortasına durmaya başlayacak. Sen karşı taraftan daha hızlı bir şekilde lane'e gidersen lane'i domine edersin. Yani Bulut Ejder'ini falan önemsemekten vazgeçin, bu çok büyük bir hata. Orman kampı deneyimi. Orman kampı ne olmuş? Deneyimlerde bakalım. Deneyimlerde düşüş var arkadaşlar. Gromp deneyimi. Gromp deneyiminde kaç var? Çok fazla bir düşüş de ekliyor. 17.5 XP falan var. Büyük alıcı kurt deneyimi. Büyük alıcı hepsinde artık jungle dönmekte level biraz kasmak zor oldu. Çünkü çok basitti mesela. Bazı hero'lar vardır, bilirsiniz. Jungle'a tek atarsınız. Mesela neydi? Evelyn diyelim şu an. Evelyn çünkü çok güçlü bir ser. Evelyn'de direkt jungle dönerdiniz. Her türlü mid'e, solo'ya, bot lane'e her türlü level farkı atacağınız. Bunu eşitlemeye çalışmışlar burada. Rün nitelikleri. Arkadaşlar evet, ve şeyden bahsetmek istiyorum. Fark etmişsinizdir. Şöyle göstereyim hemen şuradan. Rünler nerede? Mesela ben kendim bir tanesini açayım. Arkadaşlar gördüğünüz üzere burada %9 saldırı hızı, %10 değişken kuvvet, 15 ila 9 can var. Bunlar yeni geldi 8.23.5 ile. Bunları artık siz kendinize göre ayarlamak zorundasınız. Size şöyle diyebilirim ki, belirli bir siteden gidip rünlere bakmayın. Rünleri kendiniz okuyarak doğru bir şekilde yapmayı deneyin. Mesela insanların en büyük hatası, şöyle diyeyim size. Mesela baktığınız bir yerden bakıyorsunuz. Gidiyorsunuz mesela, o değişken kuvvet giriyorsunuz, ondan sonra mesela zırh giriyorsunuz ama karşınızda mid lane'de oynarken karşınıza AP hero'su geliyor, zırh yerinize büyü direnci girmeniz çok daha mantıklı olacaktır. Çünkü bu sizi lane'de 1-0 öne başlatır. Lütfen sizden bir ricam, gidip neydi, teker teker rün sitelerine bakmayın. Rün siteleri size neydi, insanlar orada profesyonel oyuncular vesaire, normal oyuncular kendilerine göre yapıyorlar. Ondan sonra onları paylaştıkları için sizin o anki maçta matchup'ınız belli olmayabilir yani. Siz matchup'ınıza göre yapmayı tercih ediniz. Sonra geri dönelim hemen. Kaydesin abi. Yama notları. Öyle. Bunları anlattık. Başka arkadaşlar, şuradan şimdi rünler. Ayağı çabuk rünü artık mesela Kassadin'e biliyorsunuz. Kassadin oynayanız arkadaşlarınız da vardır, eminim vardır. Çünkü Kassadin çok güçlü mid lane champı. İyileştirme yetenek gücü oranı, bilirsiniz eskiden 18 levelde Kassadin sadece normal vuruşta 400 can çekebiliyordu. Bunu düşürmek için yaptıklarını düşünüyorum. Çünkü Kassadin'in sadece W ile 500 can çekip 700 mana aldığını gördüm. Ve şu an 0 yetenek gücü düşürülmüş. Bu demektir ki yani AP şamplarda artık daha fazla ayağı çabuk kullan, daha az ayağı çabuk kullanılacak. Sürata gelelim.
Arkadaşlar ila hareket hızı 1.5 artan hareket hızı ilaveleri. Mesela bu hareket hızı ilaveleri dedikleri bahsettiği şey. Mesela siz ayakkabı aldınız 300 golda. 300 golda aldığınızda %8 arttıracak yani. Mesela 25 hareket hızı versiyonu 25'in %8'ini de arttıracak. Kara satı zaten çok güzel bir şey oldu. Biraz abartı oldu. Buna kesin arkadaşlar nerf gelir, ben buna inanıyorum. Çünkü mesela şöyle göstereyim. Hasar 50 ve 80, birinci 18 seviyede. Mesela arkadaşlar Katarina oynuyorsanız diyelim. Katarina'da kara sat girersiniz. 10 tane kara sat aldıktan sonra siz Katarina durdurma ihtimaliniz yok. Ama rica ediyorum fazla Katarina oynamayın. Çok tehlikeli, çok hiç sevmiyorum yani şahsi olarak. Başka ne var? Aç gözlü avcı. Tabanı iyileştirme düşürülmüş arkadaşlar. Yük başında hala 2.5. 5 kişiyi de kestiğinizde toplam %12.5 oluyor. Artı %1.5. 13, %14'e falan denk gelecek. Tarif, doldurma süresi. Artık tarifin doldurma süresi azaltılmış. Hasar da azaltılmış ama. Kalkan darbesi. Arkadaşlar bu yeni ürünümüz. Kalkanlı yıkan ilave direnç verir. Mesela size şöyle söyleyeyim. Mesela Shen'i biliyorsunuz. Shen'in Q'suyla Q'sünü kendine çektiğinde hem hasar verip hem kalkan kazandığını biliyorsunuz. Bu Shen'in Q'su artık kalkan kazandıktan sonra kalkan darbesiyle bir tane hasarı çok yüksek bir hasar seviyesine ulaşabilecek. Şu şekilde göstereyim. Kemik sır ne olmuş arkadaşlar? Güçlendirme süresi 3-1.5 saniye. Engelleme miktarı 15-40'dan 25-50'ye çıkartılmış. Koza kaldırıldı. Koza eskiden sizi biliyorsunuzdur 50 can daha fazla ile başlatıyordu ama 4 kill ve asit aldıktan sonra 50 canı verip size saldırı gücü veya yetenek gücü veriyordu. Arakçı bir yetenekten sonra kulaktan sonra ilk normal saldırı, iki normal saldırı, yani iki normal saldırı yaptıktan sonra olacak artık. İlk normal değil yani, sıkıntı yok. Düşürülmesi iyi olmuş çünkü Ezreal'da çok fazla şey vardı. Q attıktan sonra normal vurduktan sonra pot vesaire çalıyordu. Çok dengesizdi. Şu an yapılması daha iyi olmuş. Bundan başka asgari katletme altını vesaire. Asgari katletme altını. Sihirdar beyler ışınlan. Ha, artık beyler ışınlan 360, biliyorsunuz zaten 360'da 300'den 360'a çıkartıldı. Artık şu da var. TP bozamıyorsunuz. Mesela top lane'de oynarken bota TP lazımken o TP'yi attıysanız atmak zorundasınız. Yani iptal yok. Artık iptali kaldırdılar arkadaşlar. Oraya gitmeyi ikinci kez düşünmenizi öneririm. Arkadaşlar şu anlık başka bir şey kalmadığını düşünüyorum. 2019 sezonunda da arkadaşlar yeni bir videomuz ya böyle videolar devam edecektir. Şöyle diyelim size, 2019'da yeni lig sistemi gelecek. Mesela ustalıkla şampiyonluk aşaması arasında neydi? Bir ustalık aşaması geliyordu galiba vesaire. Bronz 5'in altında şey gelecekti. Demir gelecekti. Onları da size teker teker anlatacağım arkadaşlar. Şu anlık elimden geldiğince size anlatmaya çalıştım. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Böyle videoların gelmesi için takipte kalın.